Üstad Bezzaman Hizan'ın küçük bir köyünde, Nurs köyünde dünyaya geldi. Rahmetli Mirza'nın oğlu, annesi Nuriye Hanım. 7 evlattan 3. çocuk olması lazım. 3 veya 4. çocuk olması lazım. Şimdi köyünü tabii gördüğümüz için hakikaten böyle baktığınız zaman Nurs köyüne, böyle bir köyden, küçük bir köyden böyle büyük bir adam nasıl çıktı? Yani büyük derken beden olarak, vücut olarak değil, fikirleriyle. Evet, Üstad Bezzaman'ın fikirleri, görüşleri, düşünceleri gerçekten de o küçük köyden böyle büyük fikirlerin çıkması ve o küçük köy adeta dünyayı aydınlattı. Özellikle imani konularda Müslümanların imanlarını kurtarması noktasında yapmış olduğu çalışmalarla gerçekten de özellikle bu çağımızdaki gençliğin, ateistlerin, yani onun eserlerini okuyup da iman etmemek, eğer zerre kadar kişinin aklı varsa ben inanıyorum ki kesinlikle iman eder. Yani iman etmiyorsa o kişi demek ki akıllı ve vicdanı hiçbir şekilde kalmamıştır diye düşünüyorum. Bundan dolayı böyle önemli bir şahsiyeti, böyle kişilikli, karakterli bir dava adamını, hayatını tamamıyla İslam'a vakfeden bir insanı ve bizim hemşerimiz olması hesabıyla bizlerin daha çok sahip çıkması lazım, daha çok önemsememiz lazım. Sahip çıkmanın tek yolu da eserlerine vakıf olmamız lazım, eserlerini daha çok okuyup ve fikirlerini bizlerin aynen onun yetiştiği şekilde bize, çünkü buralarda onun yetiştiği yerlerden, yani doğduğu yerlerden bizler de aynı yerlerde doğduk ve hemşericilik ruhuyla daha çok sahiplenip ve fikirlerini aynı şekilde bizlerin de bu manada bütün dünyaya yaymamız lazım. İnsanlığın kurtuluşu için bu olmazsa olmaz olması gerekir. Evet, bugün gerçekten de Üstad'ın o vahdet çağrısına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eğer bu vahdet çağrısına bizler kulak verirsek, birlik ve beraberlik, kardeşliği sağlanırsa, inanmıyor ki tabii ki önce kendimizin bu anlamda birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bugün İslam ümmeti, yani ümmeti Muhammed diyelim, birlik beraberlik içerisinde maalesef olmadığı için, bir halifesi, bir başı olmadığı için bölük bölük, parça parça ve birbirimizle uğraşıyoruz maalesef. Dolayısıyla o vahdet birliğini kesinlikle ihlaslı ve samimi şekilde bunu önce kendimize oluşturması lazım. Bu noktada bizlerin daha çok çalışması lazım, daha çok okumamız lazım ve en önemlisi de ihlaslı ve samimi olmamız lazım. Bu birliği oluşturduğumuz zaman, bu özellikleri kendimize hayat şiarı ettiğimiz zaman inanıyorum ki dünya Müslümanlara da bu anlamda örnek olacağız ve bu eserlerle beraber bizler her insanın imanın kurtulmasına inşallah vesile oluruz diye düşünüyorum. Üstad Bediüzzaman'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Üstad Bediüzzaman Bitlis'in Nurs köyünde dünyaya gelmiş ama küçücük bir köyden dünyaya gerçekten büyük bir nur saçmıştır. Bizler tarihte şuna şahit olmuşuz ki gerçek manada iman etmiş bir insanın dünyaya dahi meydan okuyacağına bizler şahitlik etmişiz. Allah'a hamdü senalar olsun ki böyle bir şahsiyetin ilimizden çıkması hem ilimiz özelinde, hem ülke genelinde, hem dünya genelinde İnşallah insanların imani yönden kurtuluşuna vesile olacaktır. Tabii ki özellikle üstadın hayatını incelediğimiz zaman hayatı boyunca evinde oturup lüks içinde yaşamamıştır. Birçok badire ile maalesef karşılaşmış, defalarca zehirlenmiş, onun tek derdi olan iman müessesesini yerleştirme yönündeki o iradesine maalesef birileri ipotek koymuştur. Ama o bu davasından vazgeçmiş mi? Kesinlikle hayır. O bir defa iman ettiği o yolda hayatı boyunca fedakarlıkla, cefakarlıkla hep o yönde hizmet etmiştir. Hayatının büyük bir kısmı cezaevlerinde geçmiş ama buna rağmen o külliyatını da bu süre içinde yazmıştır. Rabbim kendisinden razı olsun. O büyük bir çığır açtı. İmanın bugün bizim için vazgeçilmez bir esas olduğu, özellikle günümüzde
imanın müesseselerimize yerleşmediği bir süreci biz boş görüyoruz. Ama gerçek manada inandığımız ve Allah'ın emirlerini hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman, işte o zaman Müslümanın gerçek kimliği ortaya çıkacak ve elhamdülillah başaramayacağı hiçbir şey de kalmayacaktır. Özellikle bu yüzyılda bu kadar emekle, çabayla insanların hizmetine sunulmuş böyle bir şaheserin bundan sonraki topluma ve şu andaki topluma yol göstermesi ve bunun esaslarının da hayata tatbik edilmesi gerekiyor. Kitapların raflarda kalması değil, öğrencilerimize ve çocuklarımıza okutulması ve bunları yaşanması gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri ömrünü bu yolda vermiş ve şehadet şerbetini içmiştir. Rabbim inşallah kendisine rahmet etsin. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle onun bırakmış olduğu bir eser var. Ve onun bırakmış olduğu bir miras var. Eğer bizler bu mirasa sahip çıkmazsak, iman esasları doğrultusunda bugün ülkemizin inşasında gerekli olan tedbirleri almazsak, ben korkuyorum ki geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çok kötü günler var. Ama ne zaman ki biz Allah'ın ipine sımsıkı sarıldık ve o zaman gerekli olan her türlü fiiliyatı ortaya koyduk, İnşallah başaracak olan ve Allah'ın izniyle o başarıyı biz alanda yaşayacağız. Tekrar Rabbim onun mekanını cennet etsin inşallah. Üstad Bediüzzaman kendisini Allah'a adayan hem mütefekkir hem müfessir, aynı zamanda bir alim ve bütün insanların imanı için her tarafa koşan bir cihat eriydi. Kendisi gerçekten davasına ve İslam'a adamış bir dava adamıydı. Onun dava adamlılığı gerçekten dünyanın her tarafında ve gerekse ülkemizde de görülmekteydi. Karşıda bir yangın var. Kardeşimin imanıdır. Ve bunun bu yangın göklere yükselmiş. Ve ben de karşıdan onun imanını kurtarmak için gidiyorum. Giderken de birileri benim ayağıma çelme takmış ve ben yerlere düşmüşüm. Bir yerlerim acımış. Karşıdaki kardeşimin imanını kurtarmak için böyle yaraların veya böyle acıların olmasının ne ehemmiyeti var? Boş şeyler, boş işler diye bunu dile getirmişti. Şunu kendisinin yaralandığını demek de şunu kastediyordu. Diyordu ki ben 28 yıl ceza yattım. Bununla birlikte muhaceratlara ve türlü türlü işkence ve zulümlere, hakaretlere 18 sefer bana zehir enjekte ettiler. İşte o bunu kastediyordu. O bunu söylüyordu. Yani ümmetinin, kardeşlerinin imanını kurtarmak için bunları dile getiriyordu. Hatta bir seferinde kendileri şöyle söylüyordu. Kendilerini mahkemeye götürdüğünde 2 yıl ceza verdiğinde o diyordu bana bir hırsız muamelesi mi yapıyorsunuz? Ben hırsız mıyım? Ben bir alimim. Alime yapılacak bu tür ceza bana sadece işkence ve bana ben bunu hakaret olarak kendime ad ediyorum diyordu. O gerçekten bir dava adamı olmakla birlikte gerçekten kendilerinin sadece ve sadece kendilerini Allah'a adamış ve onun sadece bir torbası vardı. O torbasının içinde bir ibriği vardı, bir seccadesi vardı. Bununla ihtiva ediyordu. Onun dünyada hakikaten gittiği zaman miras olarak bırakmış olduğu hiçbir şey yoktu. Sadece ümmetimi selamette görürsem bu benim için büyük bir mükafat ad ediyordu. Gerçekten tüm ümmetin ve tüm cemaatlerin ve tüm birleşenlerin sadece bir camianın içinde olup küfre karşı tek bir vücut olmasını istiyordu.